Güneş mevcudat ilişkisiyle bak izah et. İzah edilemeyen mevzuları izah etmek için kullanılacak ana yöntemlerden birisi. Üç tane burada şimdi birbirine yakın ilişki ve izah etme, olaya bakma yöntemimiz var. Bunları da kullandığımız zaman hem konuyu izah edebiliyoruz, örneklendirebiliyoruz, temsil getiriyoruz ve konuyu da anlamamıza da vesile oluyor. Diğer bir başlıkta güneş mevcudat ilişkisiyle bak izah et. Burada şu an üç tane birbirine aslında benzeyen izah metodu var. Ve bizim külliyatta okurken ve üstadın da kullandığı misaller bunlar. Biz bu misalleri farklı yerlerde de kullandığımızda hem konuyu daha iyi anlamamızı sağlıyor ve de o konuyla ilgili bir izah metodu oluyor. Yani bu üç şey, şu son kalan dersin son üç metodu da izah etme ve bizim konuları daha iyi anlamamızı sağlayacak şeyler, örnekler, temsiller, teşbihler gibi. Üstad zaten çok kullanıyor. Biz de bunları bir metot halinde kullanabiliriz diyoruz yani. Bunun da örneklerini vermeye çalışacağım. Ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi güneş mevcudat ilişkisiyle bak, izah et. Üstad malum biliyorsunuz güneş misalini çokça kullanıyor. Bu misal tabii birçok mevzuyu da zaten teşbih ve misalle anlatırken üstad güneşle şey yapıyor. Biz de bu güneş misalini aslında bir metot olarak şimdi burada ifade etmeye çalışacağım. Şimdi sözler 527. İşte kainatta şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt, itaat birer emirdir ki çoğu aza, büyüğü küçüğe musavi kılar. Şemsin feyzi tecellisi olan timsali ve aksi denizin yüzünde ve denizin her bir katresinde aynı hüviyeti gösterir. Burayı niye aldık? Üstad bu şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt, itaat diyor. Bunlar bu emirler zaten sır diye de geçiyor orada. Çoğu aza, küçüğü büyüğe musavi kılar. Demek ki biz bu şeffafiyet ve şems misalini, güneş misalini kullandığımız zaman izah edilemeyen mevzuları izah etmek için kullanılacak ana yöntemlerden birisi. O üstadın bunu söylediğini göstermek için bu metni aldım. Bir metin de burada geçiyor. Yani bu şeffafiyet misali, şeffafiyet emri diğer emirler gibi çoğu aza, büyüğü küçüğe musavi kılmayı anlatacak misallerden birisi. Ve çoğu yerde de üstad kullanıyor ve biz o misalle anladığımız zaman diyoruz ki evet aklımıza yanaştı. Biz de bunu kullanmayı göstereceğiz burada. Evet, nasıl ki nuraniyet cihetiyle güneşin ziyası ve aksi, kudret-i Rabbaniye ile deniz yüzüne ve bütün kabarcıklarına girmesi, bir tek cam parçasına girmesi gibi kolaydır, ikisi musavidir. Öyle de şimdi burada üstad güneşin ziyası aksi misalini kullanıyor. Yani külliyatta çok biz birkaçını aldık. Bir tek bütün deniz yüzüne girmesiyle bir tek cam parçasına girmesi ikisi beraberdir. Kolaydır o güneş için. Öyle de zat-ı nurul envarın nurani kudreti dahi gökleri, yıldızları yaratması, döndürmesi, sineklerin, zerrelerin icadı ve döndürmesi gibi ona kolaydır, ağır gelmez. Burada ne yaptı üstad? Güneşin ziyası aksinin bir cam parçasıyla bütün deniz yüzüne girmesi nasıl eşittir, kolaydır, bir zorluk yoksa üstad burada neyi gösterdi? Onun nurani kudreti, kudretin nasıl tasarruf ettiğini de neyle gösterdi? Güneşin ziyası aksinin tasarrufu gibi aynı şekilde kolay olduğunu, ağır gelmediğini gösterdi. Demek güneş akis misalini kudret eşyada kullandı. Kudret eşya münasebetini güneş akisteki o kolaylıkla izah etti. Demek ki burada böyle bir izah metodu var ve kolay olayı anlamada kolaylaştırıcı metot. Demek ki güneş misali, ondan sonra güneş mevcudat ilişkisini göstermek bizim konuyu anlatmamızı ve anlamamızı kolaylaştırıcı metotlardan birisi. Üstad çok kullandığı için. Mesela farklı yerlerde nasıl kullanmış üstad? Güneşin ziyası bütün zeminin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle vahidiyet misalini gösterir. Bütün bak güneş misaliyle anlatıyor. Vahidiyet şekliyle de anlatırlar. Misalle anlatınca akla yanaşıyor. Demek ki bizim de kullanacağımız yöntemden birisi. Güneşin ziyası bütün zemin yüzünü ihata etmesi vahidiyet misalini gösterir. Her bir şeffaf cüzde su katrelerinde güneşin ziyası, harareti, ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması ehadiyet misalini gösterir. Ne oldu? Vahidiyet ve ehadiyet gibi çok önemli iki terimi, kavramı üstad neyle anlattı? Güneş ve akisliyle, mevcudat ilişkisiyle izah etmiş oldu. Demek ki biz de tıkandığımız
ya da izah edemediğimiz konuyu diyeceğiz ki ben bu konuyu güneş ve aksiyle güneş mevcudat ilişkisindeki olduğu metotla izah edebilir miyim? Bunu kullanabilir miyim? Buna uyar mı? Çoğu zaman uyuyor. Yani ve senin çıkamadığın, izah edemediğin yöntemi, anlayamadığın yöntemi güneş misaline taşıdığın zaman ha bak aynen bunun gibi diyorsun, akla yanaşıyor. Bu bir yöntem. Bu noktada üstad kullanmış zaten hani malum. Burada bir altını çizmiş oluyor sadece biz bu konuyu. Bilinen bir konu ama üstad kullanmış. Biz de bunu çalışmalarımızda kullanacağız. Demek ki bir konuya çalıştık, izah etmeye çalışıyoruz ya da anlayamıyoruz. Tam acaba benim güneş misaliyle buna güneş desem, bu bunun misali, bu aksi, buradaki her taraf, bu buna misal, o ona misal olur mu diye bakmamız gerekiyor. Bakıp belli konuların şeyinde uyuyor yani konu. Anlayamadığın konu hemen akla yanaşıyor, çözülmüş oluyor. Bunu kullanacağız. Başka nasıl misaller var? Mesela burada üstad nasıl kullanmış? Güneşin aynalardaki misalleri, güneşin ziya ve hararetini gösterdiği gibi. Güneşin aynasındaki misali, görüntüsü, güneşin ziya ve hararetini gösterdiği gibi. Melaike gibi ruhanilerin dahi alemi misalin ayrı ayrı aynalarında misalleri onların aynalarıdır, hassalarını gösterirler. Şimdi üstad melaike mevzusunu, ruhanileri, tasarrufunu anlatmak için neyi kullanmış? Güneş mevcudat, güneş akis ilişkisini kullanmış. Değil mi burada? Güneşin aynalarındaki misalleri, güneşin ziya ve hararetini gösterdiği gibi, hem ışığı ve hem hararetini de aynada yansıttığı gibi, aynı şekilde melaike ruhaniler dahi alem misalin ayrı ayrı aynalarında misalleri aynı o güneşin misali gibi aynıdır. Hassalarını gösterirler. Ne oldu? Bak, melaike ruhani gibi çok soyut bir kavramı nasıl tasarruf ederler, nasıl farklı farklı yerlerde aynı iş görürleri? Üstad ne yaptı? Güneş misaliyle, güneş akis misaliyle, mevcudat misaliyle melaike ruhanilerin şeyini konusunu anlattı. Bir öncesinde kudreti anlatmıştı, vahidiyet, ehadiyeti anlatmıştı. Bak ne kadar soyut kavramlar ama güneş misaliyle aklımıza yanaşıyor. Biz de çalıştığımız konularda veya anlayamadığımız konuda acaba güneş misaliyle, mevcudat misaliyle ben bunu anlatabilir miyim veya anlayabilir miyim, aklıma yanaştırabilir miyim diye denemek gerekiyor. Bu metot olarak elimizde duracak. Başka ne var? Böyle farklı çokça olduğu için örnek daha şey var burada. Mesela sözlerde 491'de nübüvvetin velayete nispeti. Güneşin aynı zatıyla aynalarda görünen güneşin misali gibidir. Mesela çok güzel. Yöntem olduğu zaman onu şablon gibi kullanıyorsun. Bak üstad şimdi nübüvvette velayet. Güneş misali ne alakası? Yani güneşle izahı mı olur onun? Hani bana sorsan ben bunu okumadan nasıl ya? Yani ne alaka? Nasıl? Güneşle izahı mı olur? Nübüvvetle velayet konusuyla hiçbir alakası yok gibi duruyor. Üstad bak ne diyor? Nübüvvetin velayete nispeti güneşin aynı zatıyla aynalarda görünen güneşin misali gibidir. Ne yaptı? Güneşin akis misaliyle güneşin aynı zatı nübüvvete velayette aynalarda görünen güneş misali gibidir dedi. Bak oh ne kadar rahatladı mevzu. Aklımıza yanaştı velayet nübüvvet ilişkisini. Değil mi? Çok güzel bir şey yapmış mesela. Biz de bunu kullanıyoruz. Yani nübüvvet velayet mesela bana sorsam ben hiç güneşle izah olmaz derim ama bak çok da güzel olmuş yani. Mesela şurada elimizdeki boyalı aynada görünen küçük ve sönük ve perdeli güneşin misali, semadaki güneşe ne nispeti varsa, elimizdeki güneşin, aynamızın içindeki güneşle semadaki güneşin ne kadar misal birbirinden nispet ayrılığı varsa öyle de o müddeilerin kalbindeki ilham dahi doğrudan doğruya kelami ilahi olan Kur'an güneşinin ayetlere nispeti o derecededir. Evet her bir aynada görünen güneşin misalleri güneşindir ve onunla münasebettardır denilse haktır. Fakat o güneşçiklerin aynesine küreyi arz takılmaz ve onun cazibesiyle bağlanmaz. Konuyu ne kadar güzel anlatmış. Kalbe gelen ilhamla, kalbindeki ilhamla kelam-ı ilahi arasındaki farkı güneşin kendisiyle aynadaki güneş gibidir. Evet, onun da bir münasebeti vardır. Denilse haktır. Ama o güneşle, o güneşçiğin alakası aslında bir noktada yoktur. Ona küreye arz bağlanır mı? Onun etrafında, benim aynamdaki güneşte küreye arz döner mi etrafında? Çok güzel bir izah yani. Şimdi bunu saatlerce anlatacağım bir şey. Ne olmuş? Bu misalle, güneş akis misaliyle, kelam ilahiyle, ilham ilişkisi anlatılmış oluyor. Biz de demek ki çalıştığımız konuda bunu kullanmamız gerekir, kullanırız. Mesela bir yaptığımız bir çalışma vardı. Vahdaniyet dersinde vardı. Ben bunu da kullanayım dedim. Mesela vahdaniyet, vahidiyet, ehadiyet, vahdet gibi kavramları acaba güneş misaliyle gösterebilir miyiz? Zaten üstad bir kısmını vermiş. Acaba vahdaniyeti daha çok çalışıyorduk.
Bu misal zaten şeydeki misalin ifadesi. Güneşin ziyası bütün zemin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle güneşin ziyası bütün zemin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle vahidiyet misalini gösterir. Zaten onu kullanmıştık. Her bir şeffaf cüzde su katrelerinde güneşin ziyası, harareti, ziyasındaki yedi rengi, gölgesi, timsali, aksi zatının sureti bulunması da ehadiyet misalini gösterir. Her bir cam parçasındaki güneşin gözükmesi bu özellikleriyle ehadiyet misalini gösteriyor. Güneşin ziyası vahidiyeti gösteriyor. Mesela o zaman güneşte o zaman ne oluyor? Vahdaniyet oluyor demek. Mesela burada böyle bir izah metodu olabiliyor. Şekil olarak da bu şekilde kullanılabilir. Aynı metni şekle dönüştürmüşüz. Mesela burada da yani çok çok kullanılan bir şeydi bu. Rububiyet, uluhiyet ve ubudiyet ilişkisini güneş misaliyle izahı. Şimdi rububiyet ne, uluhiyet ne, ubudiyet ilişkisi nedir? Nasıl izah edeceğiz? Hemen güneş misaline getirdiğiniz zaman o izahı akla yakınlaşıyor. Mesela bu geçen kısım nasıldı? Sonra o Rabbül Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı, o Rabbül Alemin'in uluhiyet mutlakası var, uluhiyetin izharına karşı zafitince aczlerini, ihtiyaç içinde fakirlerini ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler. Yani bir uluhiyet var. Uluhiyet mutlaka rububiyet olarak tecelli ediyor. Uluhiyet mutlakası rububiyet olarak tasarruf ediyor. Ona karşı, o uluhiyete karşı biz bir mukabelede bulunuyoruz. Ubudiyet aynamızda ve bizdeki aynamızda da gözüken bir uluhiyet gözüküyor. Yani bu uluhiyet mutlaka ama bizde de bir uluhiyet gözüküyor. Nerede? Ubudiyet aynamda Cenab-ı Hakk'ın rububiyet tecellisine mukabele ettiğim zaman benim ubudiyet aynamda uluhiyet gözükmeye başlıyor. Ne oldu? Buradaki metni güneş misaliyle izah ettik, aklımıza yanaştı. Bu da bir şey yapılmış şekli. Evet, diğer yöntemimiz ne? Çekirdek ağaç ilişkisi. Thank you.